Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una. Ve enfa'na bima allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme rızukna fıkhen fiddin. وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremiyle 2011-2012 öğretim yılında Safa Vakfı'nda Sahih-i Buhari derslerimize yeniden başlamış bulunuyoruz. Rabbim bu mübarek eseri sağlık afiyet içerisinde en güzel şekilde okuyarak, okutarak, yaşayarak mütalaa etmeyi, Rabbimize layık bir kul olabilmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bu dönemde Kitabul Cum'a hadisi şerifleriyle başlıyoruz. Sahih-i Buhari müellifi İmam Muhammed bin İsmail el-Buhari rahmetullahi aleyh kitabını, sahihini önce kitap dediğimiz ana bölümlere ayırmış ve bu kitapları da bab dediğimiz başlıklar halinde tanzim etmiş. Müellifimizin hususiyeti ilk dönem hadis-i şerif alimlerinde olduğu gibi hadis-i şerifleri sevgili Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar isnadıyla nakletmesidir. Yani üstadından, üstadının üstadından, onun üstadından Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bu hadis-i şerifleri rivayet eden zevatı, muhaddisleri, ravileri tek tek zikrederek nakletmiştir. İmam Buhari ele aldığı konudaki bütün hadis-i şerifleri rivayet etmemektedir. O konuyla ilgili en sahih, en muteber, en makbul hadis-i şerifleri nakletmekte. Bazen o hadis-i şerifin ihtiva ettiği konu sebebiyle aynı hadis-i şerifi bir başka babda aynı şekilde veya benzeri bir tarikle rivayet etmektedir. Hadis alimleri arasında titizliği, hassasiyeti, dikkati, ihlası ve hafıza gücü sebebiyle İmam Buhari Hazretleri'nin bu eseri İslam tarihinde en makbul, en muteber hadis-i şerif kitabı olarak değerlendirilmiştir. İslam alimleri İmam Buhari'nin bu eserini dikkatle incelemişler. Bu eseri şerh etmek üzere 80'den fazla şerh yazılmış ve İmam Buhari'nin, bir müçtehit olan İmam Buhari'nin görüşleri fıkıh ve hadis alimleri tarafından tartışılmıştır. İmam Müslim ile arasındaki en önemli fark, İmam Müslim aynı asırda yaşamış olan kimselerin rivayetinin sahih olduğunu kabul ederken İmam Buhari Hazretleri mutlaka ittisali, yani mutlaka likağı, mutlaka bir kimse bir hadis-i şerif rivayet etmişse üstadıyla görüştüğünün sabit olması, sübutül luki, görüştüğünün sabit olması şartını ortaya koymuştur. İmam Buhari'nin bu şartı aynen hocası Ali İbnül Medini'nin koyduğu şart olarak tarihe geçmiştir. İmam Müslim Sahihinin mukaddimesinde isim vermeden İmam Buhari ve İmam Ali İbnül Medini'nin bu ağır şartını, bu hassas, bu titiz şartını tenkide tabi tutmuştur. Şunu ifade etmek istiyoruz. Titizliğiyle, dikkatiyle, itinasıyla kabul görmüş bu zatın bu eseri tarih boyunca en önemli hadis kaynağı olarak nakledilmiştir. İbadet ve taatimizde, günlük hayatımızda fıkıh alimlerinin naklettiği kuralların sadece içtihada bağlı olmadığını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerinden süzülen kaideler, kurallar olduğunu burada görmekteyiz. Hanefi fakih alimleri fıkıh kitaplarını yazarlarken genellikle delilleri ayrıntılarıyla açıklamamışlardır. İmam Malik'in veya Maliki mezhebi imamlarının da uygulaması bu şekildedir. Bir devlet mezhebi olarak Hanefi mezhebi ve Maliki mezhebi uygulamaya önem vermiş, deliller daha farklı kitaplarda ele alınmıştır. Ama gerek Sivaslı Kemaleddin İbnül Hümam, gerekse Molla Ali Yülkari yazdıkları eserlerde, yani Hidaye Şerhi Fethül Kadir'de, Fethu Babil Eynaye kitabının Ali Yülkari delillerini de zikrederek Hanefi mezhebinin hadislerden kaynaklanan bir mezhep olduğunu açıkça ifade etmişlerdir. Evet, bizler Kur'an-ı Azimüşşan'ın en güzel açıklaması, en tatlı yorumu, en isabetli şerhi, Kur'an-ı Azimüşşan'ın sevgili Peygamberimiz tarafından yapılan en güzel tefsiri olan hadis-i şeriflerden asla müstahni kalamayız. Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmek için, Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulu olabilmek için, Allah Resulü'nün gerçek manada ona layık bir ümmeti olabilmek için hadis-i şerifleri okumaya, anlamaya, ezberlemeye, yaşamaya, başkalarına duyurmaya mecburuz. İmam Nevevi, El-Erbaun en-Nevevi adlı o müstesna, o latif, o güzel eserinde 42 hadisten meydana gelen ve medreselerin, okulların tarih boyunca ilim erbabının, ilim talebelerinin ilk kitabı olan İmam Nevevi'nin o 40 hadis isimli eserinde başlangıcında hadis alimlerinin bu konudaki gayretlerini anlatırken şu ifadesine rastlamaktayız. Hadis alimlerini hadis ilimlerine teşvik eden en önemli amillerden, faktörlerden biri şu hadis-i şeriftir. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Naddarallâhumra'an semi'a makaleti fe'va'aha ve hafizaha ve bellegaha. Benim sözümü işiten, iyice kavrayan, ezberleyen ve bunu başkalarına duyuran kimsenin Allah dünya ve ahirette yüzünü nurlandırsın. Tekrar ediyorum. Benim sözümü işiten, iyice kavrayan, ezberleyen ve başkalarına duyuran kimsenin Allah dünya ve ahirette yüzünü nurlandırsın. İşte bu hadis-i şerif hadis-i şerif alimlerini harekete geçirmiş, onun Efendimizin, sevgili Peygamberimizin mübarek sözlerini işitmek, ezberlemek, kavramak, yaşamak, tebliğ etmek ve başkalarına duyurmak noktasındaki gayretleri bu hadis-i şeriften kaynaklanmıştır. Rabbim inşallahü teala bu okuyacağımız, dinleyeceğimiz, yaşayacağımız, uygulayacağımız bu hadisi şeriflerin, bu hadis meclisinin bereketinden bizleri mahrum eylemesin. Hadis meclisleri meleklerin bulundukları meclislerdir. Hadis meclisleri hayır, bereket, huzur meclisleridir. Hadis-i şerif meclisleri gönlümüze sürur, hayatımıza nur veren meclislerdir. Hadis-i şerif meclisleri İslami ölçüleri, nebevi ölçüleri bize öğreten, Peygamberimiz de en yakın, en güzel, en tatlı şekilde iletişim kurmamıza vesile olan meclislerdir. Tarih boyunca devam etti bu meclisler. Bu meclislerden İslam alimleri huzur aldılar, irfan aldılar, bereket aldılar ve bu meclisler sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle olan irtibatlarını takviye etti. Şemail Şerhi kitabında Molla Ali Ülkari merhum hadis alimlerinin özelliklerini anlatırken öyle der. Bir şiir şeklinde nakleder. Ehlül hadisi ehlü Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisle meşgul olanlar Resulullah'ın sahabileridir. Ve in lem yashabuhu enfasehu sahibu. Belki onun hayatında bulunamadılar. Belki onun dizi dibinde oturmadılar. Belki yüz yüze, göz göze onunla gelemediler. Ama onun nefeslerinin sahabileri oldular. Ve in lem yashabuhu enfasehu sahibu. Onun sahabileri olamadılar. Fizik anlamda beraber olamadılar. Ama onun mübarek ağzından dökülen o mübarek hadisi şerifleriyle beraber oldular. İslam tarihinde en çok salavat-ı şerife getirenler hadisi şerif alimleridir. Anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Yazılmasa da sat veya sat, lam, mim, elif falan diyerek değil, s-a-v falan diyerek değil, s-a-m falan değil, sallallahu aleyhi ve sellem ifadesini hem yazdılar hem söylediler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e salavat-ı şerife göndererek tazimlerini, hürmetlerini, sevgilerini, teslimiyetlerini, bağlılıklarını anlattılar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerine bağlılığı öğreten kitabımız. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Estağfirullah, bismillah. Fela ve rabbike la yu'minun. Ey Habibim, Rabbine yemin olsun ki onlar şu üç şartı taşımadıkları müddetçe gerçek anlamda iman etmiş olamazlar. Fela, böyle başlıyor. Kesinlikle hayır. Kesinlikle mümkün değil. İfade vurguyla başlıyor. Hayır, olamaz, olamaz. La yu'minun. Ve fela ve rabbike. Rabbine yemin olsun ki la yu'minun. Onlar gerçek mümin olamazlar. Üç şart zikrediliyor. Hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum. Ey Habibim, aralarında doğan şecara hadete manasında. Aralarında meydana gelen, aralarında doğan olaylarda seni hakem tayin etmedikleri müddetçe gerçek anlamda mümin olamazlar. Allah Resulü her anlaşmazlıkta, geçimsizlikte, her problemde, her davada, her olayda, her şeyde hakim ve hakem rolünde olmalıdır. Hatta yuhakkimuke, seni hakem tayin etmedikleri müddetçe gerçek anlamda mümin olamazlar. Ayet-i kerime Nisa suresinde. Sümme la yecidû fi enfusihim haracen mimma kadayt. Ey Habibim, verdiğin hüküm karşısında gönüllerinde haracen, bir sıkıntı, bir darlanma, bir meşakkat, bir problem duydukları takdirde gerçek anlamda mümin olamazlar. Ya Peygamberimiz böyle söylemiş ama, Peygamberimiz böyle söyledi ancak, Peygamberimiz böyle söylemiş fakat günümüz şartları, günümüz ekonomik durumları, günümüz bir takım olayları falan diyerek bahane üretenler gerçek anlamda mümin olamazlar. Ayet bununla da yetinmiyor ve şöyle noktalanıyor. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Tam anlamıyla teslim olmadıkları müddetçe gerçek mümin olamazlar. Ayet-i kerimenin mealini şöyle toplu halde verecek olursak, kesinlikle hayır. Onlar, ey Habibim, aralarında meydana gelen olaylarda, davalarda seni hakem olarak kabul etmedikleri müddetçe, senin verdiğin hükme karşı gönüllerinde bir sıkıntı duydukları müddetçe ve sana tam anlamıyla teslim olmadıkları müddetçe hakiki mümin olamazlar. Bu ayet-i kerime sünnet-i seniyyenin Kur'an açısından konumunu, durumunu ve yerini açıkça tespit etmektedir. Men yuti'ir rasule fakat ata Allah. Kitabımız öyle buyuruyor. Rasule itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Onlarca ayeti kerime sünnet-i seniyyeyi okumak, anlamak, yaşamak, uygulamak noktasında bize muazzam bir görev yüklüyor. Kur'an-ı Kerim'in yanında ondan ayrılmaz bir bütün olarak hadis-i şerifleri okumak durumundayız. Ve bu hadis-i şerifleri okurken en temel kaynak, en sahih kaynak, en doğru, en temiz, en sade, en makbul kitap İmam-ı Buhari'nin Sahih-i Buhari isimli eseridir. Bize bu teklif edildiğinde İmam Buhari'nin El-Edebül Müfret adlı eserini okumayı düşünmüştük. Ama Sahih-i Buhari üzerinde karar kılınması çok daha isabetli oldu. Rabbim inşallah en güzel şekilde anlamayı nasip ve müyesser eylesin. Bu bir mukaddime. Hadis-i şerifle meşgul olanlar neyle meşgul olduğunun farkında olmalılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sözleriyle bir aradayız. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin manevi huzurundayız. Sanki bize hitap ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O hadis-i şerif alimleri ki bir harfi değiştirmemek için, bir harfle oynamamak için elinden gelen bütün gayreti sarf ettiler. Ellerinden gelen bütün çabayı harcadılar. Aynı şekilde nakletmek için müthiş bir titizlik, tarihte hiçbir zaman görünmeyen bir itina yaşandı. Hafızaları, şahsiyetleri, takvaları, adalet ve hıfızları mükemmel insanlar seferber oldular. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Rabbim makamlarını cennet eylesin. Muhaddisleri, fakihleri, kurra hafızları, alimleri, gönül erbabını, salih kulları, sıddıkları, şehitleri ve nihayet peygamberleri, sevgili peygamberimizi bizim için şefaatçi eylesin. Evet değerli kardeşlerim, yeni bir dönemde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremiyle her dersimizde 3-5 hadis-i şerif kısa kısa açıklayarak okuyor ve bu hadis-i şerifleri anlamaya gayret ediyoruz. Belki güncel konulardan uzak olabilir. Belki işlediğimiz konu o gün bizi ilgilendirmeyen bir konu olabilir. Ama bir eseri sırasıyla okumak ilmi, kadim, örf ve gelenek arasında yer almaktadır. Ve zihnimizde bu hadis-i şerifler yer edecek. Allah'ın izniyle hayatımız bu hadis-i şeriflerin ışığında daha bir güzelleşecek, daha bir anlam kazanacaktır. Hadis usulü kitaplarında ilk ders olarak Âdâbu tâlibil hadîs vel muhaddis, hadis talebesinin edepleri, hadis talebesinin dikkat etmesi gereken incelikler, muhaddisin, üstadın ve talebenin mutlaka uygulaması ve izlemesi gereken hususlar ele alınır. Zaman zaman hadis usulü kitaplarının başında, zaman zaman son taraflarında yer alan bu hususlar müstakil eser olarak da telif edilmiştir. Mesela bu konuda Hatibi Bağdadi'nin güzel bir eseri vardır. Hatibi Bağdadi, ravinin ve muhaddisin, üstadın riayet etmesi gereken edepleri anlatmaktadır. Daha önce ve daha sonra pek çok hadis-i şerif alimi tarafından adabul müteallimin şeklinde bunlar derc edilmiştir. Kısaca ana maddeleriyle temas etmek istiyoruz. Birincisi, önce ihlas deniyor. Önce Allah rızası. İmam-ı Gazali'nin güzel bir ifadesi var. Talebtül ilme li gayrillah fe ebel ilmu illa lillah. Ben ilme başlarken şöyle çok ihlaslı başlayamadım. Ama ilim öğrendikçe mutlaka Allah rızası için öğrenilmesi gerektiğini anladım diyor. Talebtül ilme li gayrillah. İlme başlarken Allah rızası dışında bir takım temennilerle başladım. Belirli makamlara gelmek, belirli yerlerde görev yapmak. Ama ilim öğrendikçe bunun doğru olmadığını anladım. Önce ihlas, önce Allah rızası. Okunan, dinlenen, ezberlenen her şey sadece ve sadece Allah rızasına yönelik olmalıdır. İkinci husus, ilim talebesi, hadisle meşgul olan, hadis-i şerif öğrenmek isteyen kişi takvaya riayet edecek. Yani hassas, titiz bir Müslüman olmaya gayret edecek. Takva, Allah korkusu olarak tercüme edilmiştir. İslami hassasiyet diye anlaşılması da çok uygun. Haramlardan, mekruhlardan, şüpheli şeylerden kaçınmaktır. En uzun surenin, en uzun ayetinin sonunda وَاتَّقُوا وَيُعَلِّمُكُمُ. Takva sahibi olun ki Allah sizi ilim sahibi eylesin buyuruluyor. Aradaki vav o şart manasına engel değil. وَاتَّقُوا وَيُعَلِّمُكُمُ. Allah'tan gerçekten korkun ve Allah sizi ilim sahibi eylesin. Yani hafızamızın açılmasını, okuduklarımızın unutulmamasını ve gerçekten ilim sahibi olmayı arzu ediyorsak, daha hassas, daha titiz bir Müslüman olmaya gayret edeceğiz. Yine ilim erbabının ilk tavsiyelerinden biri ihtiramdır. Allah'a, Resulüne, İslam alimlerine karşı edebi, hürmeti iyi takınmaktır. İmam-ı Azam Hazretlerinin güzel bir sözü var. مَا نَالَ مَنْ نَالَ اِلَّا بِالتَّعْظِيمِ وَمَا حَرُمَ مَنْ حَرُمَ اِلَّا بِتَرْكِ التَّعْظِيمِ. bir noktaya, bir seviyeye erişen edeple, saygıyla erişmiştir. Bir manevi seviyeden yoksun kalan da edep, terbiye ve ahlakı, saygıyı terk etmek sebebiyle yoksun kalmıştır. Mahrum olmamak için edebimizi, Rabbimize karşı edebimizi, Peygamberimize karşı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşı edebimizi, sahabe-i kirama, İslam alimlerine karşı edebimizi iyi takınmak mecburiyetindeyiz. Hadis talebesi, edep, terbiye, hürmet ehli olmak mecburiyetinde. Ve son nokta, usul neyse, kadim metot neyse, tarih boyunca İslam alimlerinin izlediği çizgi neyse, hadis-i şerif talebesi de o çizgiyi takip edecek, tavsiyeleri yerine getirecektir. Rabbim gerçek anlamda son nefesimize kadar hadis-i şerif ilimlerine hizmet etmeyi nasip-i müyesser eylesin. Bizleri hadis meclisinden koparmasın. Nerede, hangi makamda, hangi yerde, hangi vakıfta, hangi cemiyette, hangi dernekte, hangi cemaatte hadis-i şerif okunuyorsa orada bulunmayı, istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Çocuklarımıza sevgili Peygamberimizi sevdirmeyi nasip eylesin. Allimu evladekum hubbe nebiyyikum. Çocuklarınıza Peygamberinizin sevgisini öğretin buyuran Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu emrine uyarak çocuklarımıza Peygamberimizi sevdirmeyi, neslimize Peygamberimizi sevdirmeyi Rabbim nasip eylesin. Huzurunda bizleri bu sevgiyle haşretsin. Kur'an-ı Azimüşşan'ı bu sevgiyle okumayı nasip eylesin inşallah.